Birinci soru, canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcüklere isim denir. Buna göre masmavi gökyüzünü ve neşeli kuşları gördüğüm için çok sevindim. Cümlesindeki isimler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Masmavi sıfattır, gökyüzü isimdir ve bağlaştır, neşeli sıfattır. Kuşlar isimdir. Buradaki gördüğüm fiilimsi oluyor. İçin edattır, çok zarftır. Sevindim de fiildir. Dolayısıyla bu cümledeki isimler gökyüzü ve kuşlardır. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somut isim denir. Bir kişiye benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen isimlere özel isim denir. Çoğul eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi denir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz. A şıkkı, boncuk bugün kafese koydu, yemleri yemedi. Evet, buradaki boncuk özel isimdir. B şıkkı, memleket hasreti hepimizi derinden yer alıyordu. Buradaki hasreti yukarıda açıklaması verilen isim çeşitlerinden herhangi birine örnek olarak gösterilemez. Hasret soyut isimdir. C şıkkı bizim takım bir türlü istenen oyunu sergileyemedi. Buradaki takım da topluluk ismidir. Birden fazla varlığı karşılayan isimlere topluluk ismi deniyordu. D şıkkı çantasındaki ipekli mendili kardeşine verdi. Buradaki mendil de somut isimdir. Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere deniliyordu. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Şelalenin uğultusu rüzgarın etkisiyle bize kadar geliyor. Yaprakların hışırtısına karışıyordu. Keskin bir kekik kokusu ortalığı doldurmuştu. Deniz yerden bir kozalak alıp onu incelemeye başladı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı birinci sözcük soyut isimdir denmiş. Birinci sözcük uğultu. Uğultu somuttur. Çünkü uğultuyu biz kulağımızla işitiriz. Dolayısıyla beş duyu organ herhangi biriyle işitilebilen varlıklara somut varlıklar deniyordu. Uğultu somuttur, soyut değildir. Kulağımızda duyabiliriz. B şıkkı ikinci sözcük çoğul isimdir. İkinci sözcük yaprakların. Evet bakın buradaki lar çoğul eki olduğu için çoğul isimdir. Bu doğrudur. C şıkkı üçüncü sözcük özel isimdir. Evet bu da doğrudur. Çünkü buradaki deniz bildiğimiz deniz değil. Bu bir kişinin ismi, özel isim. Evet, şahıs adıdır. D şıkkı dördüncü sözcük cins isimdir. Dördüncü sözcük kozalak. Evet kozalak da cins isimdir. Bu da doğrudur. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? A şıkkı. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz? Böyle mi görünür gökyüzü her zaman? Evet burada topluluk adı yoktur. B şıkkı. Rüzgar tersine esiyor. Niçin? Eski günler geri mi gelecek? Burada da topluluk adı yoktur. C şıkkı. Kuşlar geçer bulutun üstünden, yağmur yağar bulutun üstüne. Burada da topluluk adı yoktur. D şıkkı. Dünyanın en büyük ordusu iki kişidir. En kalabalık kenti de bir kişi. Evet, buradaki ordu, bakın, bir topluluk adıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir? A şıkkı. Seni gördük bir mazi dağları sardı. Ses ses. Bir Akdeniz dalgası buldu içinde herkes. Evet dalga isimdir. B şıkkı gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz barkımız bizim. Evet buradaki şenlenmek isim değildir arkadaşlar. Kelime şenlenir bunun kökü şendir. Şenlenir çekimli fiildir arkadaşlar. İsim değildir doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Buradaki zafer de isimdir. D şıkkı. Engin kanatlı kuşlar olmasa yoldaşınız tepenizden bir güneş bir ay aşardı dağlar. Evet burada altı çizgili sözcük tepenizden. Bunun kökü tepe. Tepe de bir isimdir. Ek almış bir isim. Dolayısıyla bu da isim olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Tamlayanın ilki iki. in. Tamlananın iyilik iki iyi aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir. Tamlayanın ilgi eki in almayıp tamlananın iyilik eki iyi aldığı tamlamalara ise belirtisiz isim tamlaması denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır? A şıkkı yolun sonu görünmeye başladı. Evet yolun sonu tamlama her ikisi de ek aldığı için bu bir belirtili isim tamlamasıdır. B şıkkı derenin şırıltısı bütün vadiyi sarmıştı. Buradaki tamlama derenin şırıltısı. Her ikisi de ek almış, belirtili isim tamlaması olmuş. C şıkkı havanın sıcaklığı bir anda düştü. Tamlama havanın sıcaklığı. Bakın her ikisi de ek almış. Dolayısıyla bu da belirtili isim tamlamasıdır. D şıkkı oyun odası çocukları heyecanlandırdı. Buradaki tamlama oyun odası. Şimdi tamlayan bakın ek almamış. Tamlanan ise ek almış. Bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A şıkkı. Küçük bir tekne ile Giresun Adası'na doğru yola çıktık. Evet. Giresun Adası. İstisiz isim tamlamasıdır. B şıkkı. Yeni çıkan kitapları heyecanla takip ediyorum. Evet. Burada isim tamlaması yoktur. Yeni çıkan kitaplar sıfat tamlamasıdır. C şıkkına bakalım. Bilgisayarımın klavyesini değiştirmem gerekiyor. Evet. Buradaki tamlama bilgisayarımın klavyesini hem tamlayan hem de tamlanan ek aldığı için bu belirtili isim tamlamasıdır. D şıkkı söz dağarcığının hayli geniş olduğu söylenirdi. Buradaki tamlama da söz dağarcığı. Evet bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü tamlayan ek almamış. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru 1. Her edebi tür değişik şekillerde okunur. 2. Mesela şiir ve deneme daha dingin okumalar gerektirir. 3. Bir şiir kitabı hızlıca okunmaz. 4. Roman ve öyküler ise hemen okunup bitirilmelidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? Birinci cümlede isim tamlaması yok. İkinci cümlede de isim tamlaması yok. Üçüncü cümlede isim tamlaması var. Şiir kitabı. Belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla Üçüncü cümlede isim tamlaması kullanılmış. Doğru cevap C şıkkı. Dördüncü cümlede de isim tamlaması yoktur. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde geçen isim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Birinci cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. Birinci cümleye bakalım. Kenya sınırlı arazide kısıtlı su tarımı ile tarım yapılan ve bol güneş ışığı alan bir ülke. Tamlama güneş ışığı. Bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü tamlayan ek almamış, tamlanan ek almış. A şıkkı doğrudur, B şıkkı. İkinci cümlede birden fazla isim tamlaması kullanılmıştır. İkinci cümleye bakalım. Burada güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretmek çok kolay olsa da tarım ürünleri yetiştirmekte zorluklar yaşanabilir. Elektrik enerjisi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Tarım ürünleri de aynı şekilde belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu cümlede birden fazla isim tamlaması kullanılmıştır. Bu da doğrudur. C şıkkı. Üçüncü cümlede tamlayanı ile tamlananı arasında sözcükler girmiş belirtili isim tamlaması vardır. Üçüncü cümleye bakalım. Ülkenin yarı kurak bir bölgesinde güneş panelleri altında patlıcan, mısır gibi tarım ürünleri yetiştirme denemesi yapıldı. Tamlamamız burada bakın. Ülkenin yarı kurak bir bölgesinde. Bu tamlayan ineki almış. Tamlanan ineki almış. Araya da yarı kurak bir gelmiş. Bakın tamlayanla tamlaman arasına sözcükler girmiş. Belirtili isim tamlaması. Bu da doğrudur. D şıkkına bakalım. Dördüncü cümlede zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. Dördüncü cümle panellerin altında yetişen ürünlerin açık alanda yetişenlerden daha sağlıklı olduğu gözlendi. Tamlama panellerin altında yetişen ürünlerin. Panellerin tamlayan, inek'i almış. Ürünlerin, bu da inek'i almış, tamlanan. Araya da altında yetişen sözcük grubu girmiş. Bu zincirleme isim tamlaması değildir. Araya sözcükler giren belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Doğru cevap D 10. soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması vardır? A şıkkı: Saatin pilini değiştirmek için Zeki Usta'nın dükkanına gittim. Saatin pili belirtili isim tamlamasıdır. Zeki Usta'nın dükkanı ise belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla burada belirtisiz isim tamlaması yok. B şıkkı: Küçükken parmaklarımın ucuna basa basa yürümüşüm. Tamlama parmaklarımın ucuna. Evet. Bakın ikisi de ek almış. Dolayısıyla bir tane belirtili isim tamlaması var. Burada da belirtisiz isim tamlaması yok. C şıkkı. Büyük babamın çiftliğine ancak gece yarısı ulaşabildik. Şurada bir tamlama var. Büyük babamın çiftliğine. Bu belirtili isim tamlaması her ikisi de ek aldığı için. Bir tamlama da burada var bakın. Gece yarısı. Bu belirtisiz isim tamlamasıdır tamlayan ek almamış, tamlamanın ek almış. Dolayısıyla C şıkkında hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması vardır. Doğru cevap C şıkkı olacak. D şıkkı. Belli ki memleket havası hepinize çok iyi gelmiş. Buradaki tamlama memleket havası. Bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayan da ek yok. Tamlanan ek almış. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Bazı isim tamlamalarında tamlayan tamlananın hangi malzemeden yapıldığını belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bu özellikle bir isim tamlaması değildir. A şıkkı bal arası, B şıkkı biber salçası, C şıkkı mısır unu, D şıkkı ayva reçeli. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi B şıkkında salça biberden yapılır. C şıkkında un mısırdan yapılır. D şıkkında reçel ayvadan yapılır. Fakat A şıkkında arı baldan yapılmaz. Evet, verilen özelliğe uymuyor. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerden hangisi isim tamlaması değildir? A şıkkı düşünceli olmak önemli bir özelliktir. Tamlama düşünceli olmak. Burada düş kökünden bakın düşünceli türemiş. Türemiş fiil var. Dolayısıyla bu isim tamlaması değil. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı sorunların çözümü için yetkililerle görüştük. Tamlama sorunların çözümü Evet, tamlayan sorunların ın eki almış. Tamlanan da çözümü ü eki almış. Bu belirtili isim tamlamasıdır. C şıkkı, okulun duvarları yaz tatilinde boyandı. Tamlamamız okulun duvarları. Bakın burada tamlayan un eki almış. Tamlanan da ö eki almış. Belirtili isim tamlaması. D şıkkı, kiraz çekirdeklerini bahçeye gömdü. Tamlama kiraz çekirdekleri. Tamlayan ek almamış. Tamlanan ek aldığı için... Bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Evet, doğru cevap A şıkkıdır.